Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bildiğiniz gibi sicil affı ile ilgili dilekçeler yazmaya devam ediyoruz. Sicil affı nedir? Kimleri kapsıyor? Tekrar tekrar bildirmek istiyoruz. Ama bugün güzel bir yine haber. Şu anda 1700 kişinin kredisi ve kredi kartı onaylandı arkadaşlar. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz. İşimizde başarılı olduğumuz için gurur duyuyoruz. Dilekçe yazdırmak isteyenlere şunu söylemek istiyorum. Dilekçe numaramız burada. 0543 641 61 77 arkadaşlar. 0543 641 61 77. Önemli bir duyuru vermek istiyorum. WhatsApp üzerinden hiçbir şekilde sorulara cevap verilmiyor arkadaşlar. Sadece dilekçe yazdırmak isteyenler oraya dilekçe alacağım diye yazıyor. Biz de işlemlerini yapıyoruz. Dilekçe ücretimiz de 30 TL. Vermesen de gönderme kardeşim. Yani seni boğazdan tutup da dilekçe yazdır demiyoruz sana. Dilekçenin kesin sana kredi çıkacağını da söylemiyoruz. Biz kredi veren bir kurum değiliz. Yine biz bankalara vereceğiniz bir dilekçeyi hazırlıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi sicil affı nedir? 7226 sayılı kanunun 48'e geçici ikinci maddesinde şöyle diyor. Ne zaman çıktı bu? Pandemi döneminde. Mart 25'te yürürlüğe girdi. Resmi gazetede var arkadaşlar, yayınlandı. Burada diyor ki vatandaş 2020'nin sonuna kadar mevcuttaki borcunu yapılandırma yaparsa, icralık, varlık, o bu şu hiç fark etmiyor. Bunları yapılandırdıysa veya borcunun tamamını ödediyse 20'den sonra yapılan başvurular veya o tarihte yapılan başvurular Türkiye Bankalar Birliği risk merkezinde tutulan raporunuzu banka dikkate almayacak. Almayabilir demiyor. Almayacak diyor. Yani banka sana der ki sen eğer gerçekten bu kanuna uyuyorsan, bakın 12. ayın 31'i 2020'ye kadar sen borcunu ödediysen ya da yapılandırdıysan o yapılandırmalarınla beraber benden alacağın dilekçeyi zarfa koyup bankanın genel müdürlüğüne göndereceksiniz. Yani bankayla istişare edeceksiniz bu işi. Kim veriyor size krediyi? Banka veriyor. Biz kime yönlendiriyoruz? Bankaya yönlendiriyoruz. Unutmayın. Kredi veriyorum diyerek profil açan hiçbir kişiye, şahıslara inanma, dolandırıcının önüne gidendir. Tokatçıdır o. İnanma. Kimse sana kredi veremez kardeşim. Bankalar verebilir sadece sana. Bankalara gideceksin. Bankalara başvuru yapacaksın. Biz de arzualcıyız. Dilekçe yazıyoruz biz. Yani senin durumunu izah edebileceğin bir dilekçeyi hazırlıyoruz. Ne yapıyoruz peki? Bu kanun maddesini ve Türkiye Bankalar Birliği duyurusunu, BDDK'dan gelen yazıyı, bankalardan gelen yazıyı bir dilekçe haline getirdik. Senin de vereceğin bilgiye göre o dilekçeyi dolduracağız. Sen bankanın şubesine, müdürüne, personeline muhatap olmadan bankanın genel müdürlüğüne iadeli ve taahhütlü şekilde göndereceksin. 30 gün içinde sana cevap veriyorlar. Dönüş olur, dönüş olmaz. Veya senin gerçekten kanuna uyuyorsun ama sana red geliyor. Bunda bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Ama ben sana fikrimi söylüyorum. Diyorum ki, dilekçemi, benden dilekçe alıp da kredisi onaylananların sayısı şu anda 1700. 1700 kişinin kredisi onaylandı. Ama biz bu 1700 kişiye ne dedik biliyor musunuz? Size hiçbir şekilde biz bu kredinin kesin çıkacağının garantisini veremeyiz. Bu kararı verecek olanlar bankalar. Her zaman bunu söyledik. Yani banka karar verecek buna, biz değil. Sen dilekçeni yazıp göndereceksin. Şimdi bazıları yazıyor WhatsApp'tan bana. Kredi kesin çıkar mı? Anında engeli yiyorsun kardeşim sen. Sen nereye yazdığının farkında değilsin bir kere. Yani gelmiş benim KKB puanım 700'lerde çıkar mı? Ben nereden bileyim kardeşim, onu banka karar verecek. Ben seninle yeni çıkan o sicil affı ile ilgili kanun maddesini söylüyorum, anlatıyorum size. Onun dilekçesini yazıp ben size veriyorum. Bunu bir değerlendirin, deneyin diyorum. Olur veya olmaz. Kimse sana garanti veremez yani. Bankacı mıyım ben? Hayır. Ben finans uzmanıyım ve artı arzualcıyım. Arzualcı kim? Dilekçe yazanlar. Dilekçe yazanlara arzualcı denir arkadaşlar. Ne yapacağınızı söylüyorum bu kanun maddesiyle ilgili. Yani bunun içinde
KKB puanı 900 olan var, 800 olan var, 700 olan var, 1200 olan var, 500 olan var bu 1700 kişinin içinde. Bunların ispatı da WhatsApp hattımızda duruyor arkadaşlar. Bu 1700 kişinin yazışmaları ve numaraları WhatsApp hattımızda duruyor. Hiçbir şekilde silmiyoruz ki yarın biri kapımdan dükkanıma girdi dedi ki ya sen 1700 kişiyi söyledin ama kim var bunları çıkar bakayım dediğinde hemen getirip buradan göstereceğim. Gerekirse telefonla görüştüreceğim onları. O yüzden biz kimseye yani kesin çıkacak, öyle olacak, böyle olacak. Sana kesin olur. Asla biz bunları bilemeyiz kardeşim. Bunları söyleyenleri zaten engelliyoruz. Ben burada anlatıyorum kanun maddesini. Adam anlamadan gelip WhatsApp'tan yazıyor bana. Sen anlamadığın için engelliyorum kardeşim. Ben sana videoda anlatıyorum. Kanun bu. Gel yazdırmak istiyorsan WhatsApp'tan yaz. Yoksa gelip ne nasıl oluyor bu dediğinde engelli yiyorsun. Benim hiç bu konuda tavizim yok. Hukukla ilgili bir soru soruyorsun, anında engelli yiyorsun. Hiç tavizim yok kardeşim bu konuda. Hiç kusura bakmayın. Hiç kusura bakmayın. Neden? Bir bildiğimiz var bizim. Ben burada anlatıyorum. Yazdırmak isteyenler WhatsApp'tan yazabilir dilekçesini. İnşallah sizin de krediniz onaylanır arkadaşlar. Yani biz onaylanmasını istiyoruz zaten. Eğer gerçekten ihtiyaç sahibisen inşallah da sana kredin çıkar. Önceliğin İş Bankası olsun. Genelde iki tane dilekçe yazdırmaya çalışın. Önceliğiniz İş Bankası olsun. Bir de kendi çalıştığınız bank olsun arkadaşlar. İki tane dilekçe yazdırmaya çalışın. Ya da siz bilirsiniz. Mesela bir tane yazdır. Çıktısını alırken içeriğini değiştir. Başka bankaya gönder. Hiç fark etmiyor. WhatsApp numaramızı veriyorum tekrar. 0543 641 61 77 arkadaşlar. Bunu WhatsApp numaramızı ve linkini bu videonun açıklama kısmına koyuyorum. Orada kanun maddesini de koyuyorum. Türkiye Bankalar Birliği'nin yazısını da koyuyorum. Bunları okuduktan sonra WhatsApp'tan yaz diyorum. WhatsApp'tan yazdığında herhangi bir soru sorarsan engellenirsin kardeşim. Anında engelleniyorsun. Hiç tavizimiz yok. Kusura bakma kardeşim bu konuyla ilgili. Çünkü bazıları sınırını aşan insanlar oluyor. Biz bunları artık fırsat vermeyeceğiz yani. Adama sorulara cevap veremiyoruz diyorum. Nasıl ulaşabilirim sana diyor. Ya kardeşim cevap veremiyorum. Bir bildiğimiz var ya. Hani bir bildiğim var kardeşim. Cevap versem vereceğim. Ama ben veremiyorum. Ben her yazanlara sorularına cevap vermek için mücadele edersem öbür arkadaşlarımızın hakkına gireceğim. Zaten sorulara cevap veremiyorum. Buna lütfen dikkat edin arkadaşlar. Yani buradan bütün her şeyi anlatıyorum. Özge Hanım burada dilekçe yazıyor. Bazen geliyorum krize girmiş. Ya ben bunu anlatıyorum diyor anlamıyor diyor. Anlatıyorum diyor anlamıyor diyor. Ne yapayım ben bunu diyor. Engelle diyorum ya direkt engelle. Hiç uğraşma engelle. Bir de rüşvet teklif edenler. Bir de ha ne? Ne? Rüşvet. Rüşvet. Nasıl rüşvet? Bana 10 bin lira çıkartın, size 1000 lira vereyim gibi. Kalıbına tüküreyim senin ben. Dün mesela birisi yazdı öyle, hemen engelledim. Ne diyor? 50 bin lira kredi çıkartın, 5 bin lira size vereyim yazdı. Dün. Bak şimdi bir şey diyeceğim yerde yere. Bak o teklifleri bir daha buraya yapmayın arkadaşlar. O onlara sesleniyorum bak. Azıcık kalıbının adamı ol lan sen de. Terbiyesiz. Nasıl yazıyorsun öyle bir şey sen bana? Dolandırıcı mıyız biz de sen bana teklif sunuyorsun? Aracı mıyız biz? Banka aracısı mıyız? Kalıbına tüküreyim senin gibi adamlarım ben. Onun numarasını bana bulsana sen. O engelle o numarayı direkt. Direkt engelle yani. Adama bak ya. Ben kafası karışık olanların bile paralarını iade eden insanım. 30 lira gönderiyor. Ama ben diyor kesin olur mu falan muhabbetini yapıyor böyle. Hemen iade ediyorum geri. Asla. Tavizim yok kardeşim. Böyle teklifler edenleri de dilekçe de yazmam. Engellerim onu. Asla. Gerek yok kardeşim. Gerek yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. WhatsApp numaramız bu videonun açıklama kısmında arkadaşlar. Görüşmek üzere.